Pandemi deyince zor bir dönemi çağımız, dünyamız bunu geçiriyor. Ülkemiz de bunu geçiriyor. Avrasya Hospital Hastanesi de bunu geçiriyor. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi ta Aralık ayında pandemi halinde neler yapılabilir diye planlamalarımızı yaptık. Komiteler oluşturduk. Bu konuda çıktığında nasıl bir önlemler alacağız serisini yaptık. Çok şükür birinci etapta sağ salim atlattık. 1500 civarında COVID'li hastayı hastanelerimizde tedavi ettik. Bu ikinci etapta şu anda hastalarımız, insanlar yer bulamamak durumunda. İnşallah bunun da altında el birliğiyle, el ele vererek doktorlarımız, çalışanlarımız, hemşirelerimizle birlikte aşma çabası içerisindeyiz. Bununla birlikte biz halkımızla sağlıkta okur yazarlık bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerlerimizi uzun bir süre ara vermiştik. İşte bugün o ara vermeyi dijital ortama taşıdık. Günümüz dijital çağ, dijital birey, dijital hekimlik, dijital hemşirelik gibi konular üzerinde bu konuda yaratıcı, inovatif çalışmalar yapıyoruz. Her kriz ve pandemi döneminde mutlaka farklı bir çıkış yolu bulmamız gerekiyordu. İşte bugünkü yaptığımız dijital seminerlerimizde 4 genel cerrahımıza toplandık. Halkımızın merak ettiği, çözümlemek istediği sağlık sorunlarıyla ilgili onlarla bir dijital ortamda iletişime geçtik. Bununla değil, bundan sonra e-doktor, e-dijital hekimlerimize ulaşabilmek, çalışanlarımızla ulaşabilmenin yolunu da aralamaya, açmaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi bu COVID-19 pandemisinde meçhul kahramanlar, en riskli olan grup sağlık sektörü, sağlıkçılar. Doktoru, hemşiresi, personeli, çalışanı ciddi bir tehdit ve risk altındalar. Bunun için maske, sosyal mesafe, hijyen konularına maksimum derecede her birey, kurumsal olarak aldığımız gibi tedbirleri her bireyin de bu konuda tedbirli olması, kendini koruyup kollaması anlamında da hazırlıklarımız var. Hastalarımızı sadece daha önce yoğun bakıma alıyor idik. COVID-19 hastalarını. Ama şimdi B blokumuza ayırarak, kapılara ayırarak bir kat daha açmak zorunda kaldık. Bu arada diğer hastalıkları, kanser gibi, kalp gibi ihmal etmeden bütün hekimimiz tam kadro çalışıyoruz. Öbür hastalıklarda ihmale gelmeyecek hastalıklardır. Bunun için dikkatli, duyarlı olmamız gerektiğini inanıyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diye yürümek istediğimiz yolda maksimum azimle, kararlılıkla yürümeye çalışıyoruz. Dünyaya ve insanlığa da bu pandeminin geçmiş olsun diyorum. Ümit var olsunlar. Bu ara aşılar bulunuyor. İlaçları bulunacak. Bu dünya Nuh'un tufanından bu yana
birçok krizler geçirdi. Bunu da geçireceğiz inşallah. Bununla birlikte psikolojimizi de iyi koruyup kollamamız lazım. Bir travmaya girmememiz lazım. Bununla nasıl yaşanılırı da bir müddet öğrenmek zorundayız. Her birey, her vatandaş olarak.